Tarih 19 Mart 1995. Körfez Savaşı'nın ardından çekiç güç, Irak kuvvetlerinin 36. paralelin kuzeyine geçmesini engelledi. Kuzey Irak, bu uygulamanın ardından PKK için adeta kurtarılmış bir bölge oldu. Türk topraklarından kaçan teröristler buraya yerleşerek hem eğitim hem de lojistik destek alabilecekleri kamplar kurdular. Buradan aldıkları destekle de Güneydoğu Anadolu'da eylemlerini arttırdılar. Türk Silahlı Kuvvetleri bu duruma sessiz kalmadı. Hazırlıkları sessiz sedasız tamamlanan Çelik 1 olarak adlandırılan Kuzey Irak Operasyonu'na karar verildi. 35 bin kişilik Türk birlikleri bir gece vakti Türkiye-Irak sınırından Kuzey Irak'a geçerken Hasan Kundakçı harekatın komutanı olarak oradaydı. PKK terör örgütü kuruluşundan itibaren bölgede kurtarılmış bir bölge yaratmaya çok çalışmıştır. Ama Türkiye sınırları içinde bunu bir türlü yaratamamıştır. Türk güvenlik güçleri buna izin vermemiştir. Ancak bu 1991 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve Müttefiklerin 1. Körfez Savaşı dediğimiz savaşta Irak ordularını yenmesinden sonra kuzeydeki Irak güçleri süratle kaçmışlardır. Onların silahları PKK terör örgütüne kalmıştır. Ve bölge büyük miktarda hemen sınırlarımızın güneyi Irak tarafı, Irak'ın kuzey kesimi PKK terör örgütüne kalmıştır. Yani PKK terör örgütü sınırlarımızın hemen ötesinde koca bir alanı kurtarılmış bölge olarak sahiplenmiştir. Koca bir alana sahiplenmiştir ve oraya yerleşmiştir. Burada eğitim tesislerini kurmuştur. Burada lojistik tesislerini kurmuştur. Burada örgütlenmiştir. Tekrar durumunu gözden geçirmiştir. Hazırlıklarını hep buralardan yapmıştır. Burada eğittiği, hazırladığı unsurlarını da Türkiye içine göndermiştir. PKK terör örgütü gerçekten bu olaydan sonra çok güçlenmiştir. Çünkü 36. paralelin kuzeyine Irak geçememiştir. Bölgede büyük bir otorite noksanı, yoksunluğu meydana gelmiştir. Bu otorite yokluğu da en çok PKK'nın işine gelmiştir. Çünkü 36. paralelin kuzeyinde Bar ve Talabani gibi iki Kürt aşiretine bağlı gruplar vardı. Ama bunların gücü yeterli değildi. PKK terör örgütü bunların her ikisinden daha güçlüydü. O bakımdan Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütü istediği alana yerleşti ve sınırlarımızı geçerek Türkiye içerisine sızmaya başladı. Ayrıca sınır bölgesindeki karakollarımızı vurmaya başladı. Bu dönemde gerçekten pek çok karakolumuzu PKK terör örgütü vurmuştur. Ve PKK terör örgütü bu olaylardan sonra kendisini çok güçlü hissetmiştir. Öylesine güçlü hissetmiştir ki artık ben ordulaştım demiştir. Emanet ya valla aferin. Kim o? ...93 yılında göreve geldiğim dönemde Güneydoğu Anadolu bölgesinde PKK terör örgütü pek çok alanı tutmuştu. Gücü eski dönemlere göre 10-12 misli artmıştı.
Şehir içlerinde gerçekten çok güçlenmiş, güçlü örgütlere sahipti. Kırsal alanda gerçekten eski durumlarına göre kıyaslanamayacak biçimde fazla güçlenmişti. Kendine güveni de çok fazla artmıştı. Bu nedenle Güneydoğu Anadolu bölgesinde her tarafta karakollarımıza olsun, askeri birliklerimize olsun, diğer Türkiye Cumhuriyeti'nin kurum ve kuruluşlarına karşı her alanda saldırıya geçmiştir. Ve halk içinde de gerçekten kendi isteklerine uygun sempatizanlar kazanmıştır. Kent içerisinde, mesela Diyarbakır içerisinde o zaman çok güçlü hale gelmiştir. Diyarbakır içerisindeki kendi sempatizanları PKK terör örgütüne çok yardımcı olmuşlardır. PKK terör örgütünün yapmak istediğinden çok daha fazla propaganda yapmışlardır. O dönem gerçekten kötü bir dönemdi. Mesela bir örnek vereyim. Diyarbakır kuzeyinde, Lice Kulp bölgesinde veya Muş güneyinde, Şenyaylı bölgesinde yerleşmiş bulunan Şemrin Sakık ve ona bağlı terörist unsurlar Diyarbakır'a haber gönderdikleri zaman Diyarbakır kısa zamanda gerçekten hiç tanınmayacak hale gelirdi. 5000 kişi toplansın, kısa zamanda 5000 kişi toplanır. Şu sloganları atın, kısa zamanda onlar atılır. İşte bazı kimseleri öldürün, öldürürler. Şeyleri, kepekleri kapatın, kepekleri kapatırlar. Kepekleri açın, kepekler açılır. Yani Şemrin Sakkın bir sözüyle Diyarbakır çok değişirdi. Kısa süre içerisinde kepekler açılır, kepekler kapanır, halk toplanır, halk dağılır, istediği sloganları atar. Bu haldeydi. Yani bazı güvenlik elemanları da öldürülürdü. Asker ölenler olmuştur bu arada. Yine aynı şekilde polisimiz ölmüştür bu olaylarda. Yani sadece Diyarbakır'ı değil, hemen hemen bölgedeki pek çok yerleşim yerlerinde benzer olaylar yaşanmıştır. Ben örnek olarak Diyarbakır'ı vermişimdir. Yine aynı şekilde Cizre'de olaylar oldu. Şırnak'ta olaylar olmuştur. Aynı şekilde Hakkari'de, Bingöl'de, Muş'ta olaylar olmuştur. Siirt'te olaylar olmuştur. İşte bu dönemde ben de göreve geldim. Görevin durumunu, ağırlığını omuzlarımda hissetmişimdir. İşte o günlerde herkesin bildiği 93 stratejisi diye bir strateji benimsendi. Bu stratejiye göre bölge personel yönünden, birlikler yönünden güçlendirildi. Silah, araç, gereç yönünden güçlendirildi. Taktikler yönünden güçlendirildi. Özellikle 93 stratejisinde en önemli konu gece harekatı resmen birlikler tarafından yapılmaya başlandı. Gece harekatı teröristlerin en çok çekindiği bir harekattır. Askerin yapamayacağını sürekli olarak söylemişlerdir. Geceler bizim, gündüzler askerin demişlerdir. Ancak sonradan tabii asker gece harekatına başlayınca PKK terör örgütü elindeki silahı askere kaptırmak durumunda kalmıştır. Yani geceler benim, gündüzler askerin dediği zaman %50 şans PKK'nın oluyor, %50 şans askerin oluyor. Siz gündüz hakimsiniz asker olarak, gece PKK hakimse gece 12 saat, gündüz 12 saat. Şanslar %50, %50. Şimdi PKK'yı bitirebilmen için, terörist örgütü etkisiz kılabilmek için
PKK terör örgütünün elindeki o %50'lik gece şansını yok etmeniz lazım veya büyük kısmını onun elinden almanız lazım. İşte gece harekatında hedeflenen nokta buydu. Gece harekatıyla teröristlerin elinden gece silahı alınmıştır. İkinci olarak kış harekatı, bölgede kış harekatı çok zordur. Biz Sarıkamış felaketini yaşamış bir orduyuz. 1914 yılı aralığında Sarıkamış'ta bizim 90 bin askerimiz kış şartlarında donmuş, yok olmuştur. Maalesef bir felakete uğramışızdır. Onun için kış şartlarında kolay kolay komutanların bu belleğinden çıkmaz. Sürekli olarak onu hatırlar. Buna çareler arandı. İşte kış giysileri yaptırıldı. Kış giysileri -35-40 derecede rahatlıkla giyilebilen giysilerdir. Pahalı olmasına rağmen askerimizi donmaktan, askerimizi hasta etmekten kurtarmıştır. Bu kış giysileri sayesinde PKK'lı teröristlerin kışın rahat uykuları kaçmıştır. Artık rahat uyku uyuyamamışlardır. Bulundukları yerde rahat kalamamışlardır. 3 metre, 4 metre karın altında bu operasyonları askerler yapmışlardır. Yurt içindeki operasyonlar bittikten sonra PKK terör örgütünün büyük unsurlarının Irak'ın kuzeyinde sınırlarımızın ötesinde kazanmış olduğu, yaratmış olduğu, kurtarılmış bölgeye toplandıkları haberleri artık gelmeye başladı. Bu haberler değerlendirildi. Teröristlerin oldukça kalabalık bir grubunun bölgede olduğu kesinleşti. Biz de hazırlıklarımızı artık yurt içindeki operasyonlar bittiği için yurt dışında kapsamlı büyük bir operasyon yapılması gereğine inandık ve bunun için hazırlıklar yapıldı. Hazırlıklar gizli olarak sürdürüldü ve bu hazırlıklar sonucunda da 20 Mart 1995 tarihinde geceliğin sızma yapmak suretiyle Irak'ın kuzey kesimine 35 bin kişi kadar askerler sızıldı ve girildi. Her operasyona bir ad verilir. Biz de o günlerde bu Çelik adını koyduk. Arkadaşlarla birlikte görüşürken bazı isimler atıldı. Çelik ismi ağırlık kazandı. Adına Çelik 1 dedik. Tansu Hanım tabii başbakan o zaman, elbette Kuzey Irak sınır ötesi bir hareket olduğu için hükümetin başı olarak duyması gerekirdi ve kendisine hareket başlamadan önce duyurulmuştur. O da başladıktan sonra sabahleyin erkenden bunu bütün her tarafa yaptığı konuşmayla açıklamıştır. Çünkü normal sınırlarımız içinde bir hareket değildir. Sınır ötesi bir harekettir. Sorunlar çıkabilir. Nitekim bu olay sınır ötesi harekat için birkaç gün sonra Batı televizyonlarında, yani Avrupa'daki bazı ülkelerin televizyonlarında, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer komşu ülkelerde sürekli olarak bu harekata karşı endişe edilecek konuşmalar yapın. Yani olayı iyi karşılamadıklarını bize sürekli olarak basın yayın organlarında belirtmişlerdir. Ama günler geçtikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o bölgede sıcak takipte olduğunu, sürekli kalıcı olmadığını anladıktan sonra veya bizim diplomatlarımızın, bizim
temsilcilerimizin olayı o bölgelerde, yani dış basında iyi anlatmaları, basınımızın iyi anlatması sonucunda seslerini kesmişlerdir. Kalıcı olmadığını görmüşlerdir. Genellikle mekanize unsurlar, zırhlı ve mekanize unsurlar Silopi'den Habur kapısından girerek Zaho, Darkarajam, Hamadiye istikametinde girilmek suretiyle o bölgeye doğru kaçışlar, dağlardan güneye kaçışlar, bu birliklerin sabaha karşı bölgelerini tutmasıyla, hedef bölgelerini tutmasıyla kaçışlar önlendi, derinlikte ilerlendi. Aynı anda sınırlarımızın üzerinde komando tugayları ve komando taburları da o kar, soğuk zamanda kar, dağların üzerinden, karların içinden sızmak suretiyle harekete başladı ve daha karşı hedef bölgelerine girdiler. Yani 19-20 Mart'a bağlayan gece saat 1 sıralarında hareket başladı ve bütün bölge sabah güneş ışırken tam anlamıyla kontrolümüz altına büyük ölçüde girdi. Kritik noktalardan mutlaka tespit ettiğimiz saatler değil, dakikalarda geçmemiz gerekirdi. Oraları hakikaten tespit ettiğimiz, düşündüğümüz dakikalar içerisinde geçtik. Yığılmaya, birbirinin üstüne bindirmeye hiç gerek kalmadan birlikler ve araçlar, gereçler aralıklarını muhafaza ederek ve hızla, bayağı hızla yaptılar. 30 millik süratle gittiler. Hiç kimse de haberi olmadan sabahleyin gözlerini açtıkları zaman karşılarında bizim askeri gördüler. Bu gerçekten önemli bir olaydı. Sonra Hakuk bölgesinde birliklerimiz gerçekten çok iyi girdiler. Hakuk bölgesi karışık bir bölgedir, değişik bir bölgedir. Yani Hakkari'nin hemen güney ucunda, bir tarafı İran'a, bir tarafı Irak'a bakan kesim o bölgeye etkin biçimde girdiler. Şimdi bölgeye giriş hakikaten çok ilginç olmuştur. Geceleyin biz şunları hesapladık. Şimdi bölgeden geçişte bir iki yerleşim bölgesinden geçiyorduk. Özellikle Zaho çok hassas bir bölgedir. Çünkü orada Habur Nehri'nin geçiş yerleri vardır. Çok dar, sınırlı bir geçiş yeriniz var sizin. O bakımdan oraları biz daha önceden kontrol altına aldık. Sonra halkın uyuma saatine, tam uykuya dalma saatini hesapladık. Geçişte öyle oldu. Halk sabahleyin kalktığı zaman baktı ki bütün bölgede askerler gelmiş. Özellikle benim ilk gece üzerinde durduğum nokta Zaho'dan geçişti. Ben Zaho'dan geçiş oluncaya kadar hakikaten durumu dikkatle izledim. Zaho'dan geçiş tamamlandıktan sonra çok rahatlamışımdır. Sabaha karşı da Şabaniye Boğazı, Darkarajam kuzeyindeki Şabaniye Boğazı'ndan teröristlerin geçeceği veya Pir Bela'dan geçeceği düşüncesiyle o bölgede bulundum. Oradaki arkadaşlarla birlikte olduk. Çatışmaları izledik işte. Ele geçenleri sorguladık. Konuştuk onlarla. Sonra işte etkisiz kılınan ölen teröristler oldu. Onların
işte üzerlerinde telefon numaraları, üzerlerinde adres falan çıkacak mı çıkmayacak mı onlara bakıldı. Yani bunlar sürekli olarak yapılan şeylerdir. Biz de en çok daha sonra bu Hakkari Komando Tugayı'yla birin ikinci Komando Tugayı'nın bulunduğu bölgelere gittim ben. Karargâhtan bazı arkadaşlarımı aldım. Onlar da gerçekten cırlı hareket etmişlerdir. İkinci Komando Tugayı işte bu Bolu'daki Komando Tugayı'dır. Etkili olmuştur. Hakkari'deki Komando Tugayı gerçekten Hakurt bölgesine girmiş, etkili olmuştur. Yine aynı şekilde Haftanin bölgesine giren komandolarımız da kısa zamanda hedeflerini ele geçirmişlerdir. Hedef bölgelerinde etkili olmuşlardır. Şimdi tabi dağlık bölgeleri, komandolar birdenbire sarınca teröristler dağlık bölgelerden de olsa, geçitlerden olsa kaçmaya çalıştılar. Oradan kendilerini kurtarmaya çalıştılar. Tabi çok dağlık, çok sarp yerlerden kaçanlar olmuştur. Oralardan düşenler olmuştur. Ama geçit bölgelerinden, geçit yerlerinden kaçanların bir kısmı, büyük bir kısmı etkisiz kılınmıştır. Yani geçit bölgeleri iyi tutulduğu için, geçiş yerleri iyi tutulduğu için, mesela Şabaniye Boğazı, Pirbela çok iyi tutulmuştur. Habur Ağzı çok iyi tutulmuştur. Buralarda teröristlerin büyük bir kısmı kaçamamışlardır. Etkisiz kılınmışlardır. Ama elbette sarp kayalıklardan kaçanlar olmuş olabilir. En şiddetli çatışma Metina bölgesinde oldu. Şabaniye Boğazı'nda, Darkarajan'da oldu. Ve Pirbela'da oldu. Hakurt'ta oldu. Bunların hepsi oldukça şiddetliydi. Aslında olan çatışmalardı. Oldukça sert çatışmalar olmuştur. Ancak tabii birliklerimiz çok iyi yönlendirilmiş olduğu için birlik komutanları hakikaten bu konuda iyi hazırlık yapmışlardır. Birliklerini de çok iyi hazırlamışlardır. O yönüyle kısa zamanda gerçekten başarılı olmuşlardır. Tüm bölgelerde Mehmetçik her tarafa hakim olduğundadır. Kontrol ediyor ve kampların pek çoğuna şu anda hemen hemen girilmiş durumdadır. Zannediyorum önümüzdeki 24 saat içerisinde girilmedik kamp kalmayacaktır. Bu kamplarda ele geçirilen tüm teröristler etkisiz hale getirilecektir. Ya ölecekler veya teslim olacaklar. Irak'ın kuzeyindeki insanlarla sürekli görüştük. Onlar da bizi zaten iyi karşıladı. Sürekli olarak halkla asker iç içeydi. Yani Mehmetçik öyle bir insandır ki hiç kimsenin aklı yermez. Mesela Amerikalılar ve diğer batılı ülkelerin askerleri, ben Kore'de bulundum. Bölge halkıyla çok fazla sağlam ilişki, iyi ilişki kuramaz. Ama Mehmetçik gerçekten çok iyi ilişki kurar. Bizim asker Kuzey Irak'a, Irak'ın kuzeyine geçer geçmez o bölgede sürekli halkın içindeydi. Ben de zaman zaman orada askerlerin konuştuğu çocukları çağırır, bayanları çağırır, erkekleri çağırır. Bayanlar pek konuşmak istemezdi ama o bölgedeki erkekleri çağırır, oturur, konuşurduk. İşte gelişimizden memnun olduklarını söylerlerdi. Sorun var mı, sıkıntı var mı, bir şikayetiniz var mı diye sürekli onlarla görüşmüşüzdür. Tabii araçlarımızın girişi gelişi, hareket esnasında arazinin bir kısmını çiğnemiş olduklarını gördük.
onların o bölge halkıyla karşılıklı oturduk, konuştuk. Onların zararlarını falan kendilerine ödemek suretiyle onların da herhangi bir sıkıntısı olmamıştır. Barzani ve Talibani harekat birlikler hedeflerine ulaştıktan sonra haberleri olmuştur kendilerine. Ondan sonra söylenmiştir. Yani birlikler ben özellikle Darkarajan bölgesinde Barzani ile karşılaştım. Birlikler işte girmiş sabahleyin o geçitleri birlikler tutmuşlardı. Şabaniye Boğazı civarından geliyorum ben de çatışmalar bitmişti, dönmüştüm. Orada karşı karşıya geldik işte. Tabii birazcık daha evvelden haberi olmadığı için sitem etti ama kendisine işte bak dedik sana haber veriyoruz dedik yani. Talibani'nin daha o anda hareketten haberi yoktu. O gün tabii mesai falan da başlamamıştı o anda. Yani sabahleyin günü ağarmıştı ama sanırım 7.30 civarı falandı. 7-7.30 civarıydı. Çünkü o dönemde PKK terör örgütü hem Barzani'den hem Talibani'den çok güçlüydü. Hatta ikisinin gücünden daha fazlaydı. Yani ikisini de kısa zamanda susturacak güce sahipti. Özellikle de Barzani'ye karşı çok daha acımasızdılar. Barzani'yi hiç sevmezlerdi. Melik derlerdi ona. Yani babadan intikal eden bir konuma sahip olduğu için PKK terör örgütü tabii Marksist-Leninist bir düşünce sistemine sahip. Terör örgütü, PKK terör örgütü o zamanlar bunu hiç kabul etmezlerdi. Ve kendisine sevmezlerdi. O da bunu bilirdi. Talibani ben sosyal demokratım falan derdi işte. O kısmen seçim gibi bazı unsurlar bir de işte sosyal demokratın gibi hareketlerinden dolayı PKK terör örgütü tarafından Barzani gibi muamele görmezdi. Gerçekten ele geçen silah ve mühimmat öylesine kabarıktır ki, öylesine rakam olarak yüksektir ki gelip görenler gerçekten hayret etmişlerdir. Yani 10 bine yakın şey elde edilmiştir. Kalaşnikov ve roket elde edilmiştir. Sonra 30 civarında havan elde edilmiştir. Sonra 14.5'luk uçak savar ağır silahı elde edilmiştir. 14.5 toplar elde edilmiştir. Yani hele cephane onun sayısını bilmek mümkün değil. Sayamadık. Çuvallarla koyduk onları işte. Yüzlerce çuval tutmuştur. Onların büyük bir kısmı tahrip edilmiştir. Söyleyeceğim şudur. Eğer o silahlar sürekli olarak onlarda kalmış olsaydı, o lojistik olanaklar onlarda kalmış olsaydı, sınırlarımızın hemen ötesinde o zamanlar işte Türkiye yeni bir Filistin olayıyla karşı karşıya kalabilirdi. Türk güvenlik güçleri buna imkan vermemiş ve teröristleri sınır ötesi bir hareketle büyük ölçüde etkisiz kılmış, hareketsiz kılmıştır. Ve sınırlarımızdan Türkiye'ye geçip birliklerimize karakol saldırma olanağını ortadan kaldırmıştır. Çekilme de gene aynen giriş gibi gece olmuştur. Ana birliklerimiz gerçekten çok kimseye hissettirmeden hazırlıklarını yapmışlar. Kendilerine çekilme tarihi çekilmeden 2 saat önce verilmiştir.
hiçbir şekilde onların da haberi olmamıştır. Kimsenin haberi olmamıştır. Ama onlar sürekli olarak her an çekilmeye hazır olarak durmuşlardır. Gizlilik elde tutulmalıydı. Çünkü gizlilik içinde olmaz ise ileride sıkıntı yaratabilirdi. Çekilme esnasında sıkıntı yaratabilirdi. Özellikle bazı bölgeler var ki yani bir tankın geçebileceği, bir kariyerin geçebileceği yerler vardır. Oralarda kalırsınız ve bütün birlikleriniz geçemez ondan sonra. Bir tanesi tıkanıp kaldıktan sonra. O bakımdan buralarda iyi önlemler alınmıştır. Gizlilik iyi yürütülmüştür. Birlikler de kendilerine verilen saatler içerisinde o bölgelerden, kritik bölgelerden geçmek suretiyle tam kendilerine verilen saatlerde yurda girmişlerdir. Silopi'den içeri girmişlerdir. Şimdi işte 1,5 aydan fazla, 2 aya yakın o bölgelerde kalındı. Yine bir gece baktılar ki sabahleyin kalktıkları zaman askerler gitmiş. Böylece ben şöyle demiştim işte, fırtına gibi girdik, rüzgar gibi estik. Yine fırtına gibi kimsenin hiç haberi olmadan çekildik, döndük dedik. Gerçekten güzel bir hareket olmuştur. O dönem ele geçen teröristlerle yaptığımız görüşmelerde bizim hareketi beklediklerini fakat daha sonra yapılacağını zannettiklerini anlatmışlardır. Çünkü dağlarda karlar vardı. Bölge halen soğuktu. Ve o günlerde dereler gerçekten çok coşkulu, çok hızlı akıyorlardı. Onun için derelerden geçmek falan oldukça zor bir dönemdi. O nedenle o günlerde beklemediklerini 20-25 gün sonra veya bir ay sonra hareketi beklediklerini söylediler. Böylece onlar da baskına uğradılar ve büyük ölçüde teröristler kayıp verdiler. Etkisiz kılındılar. Irak'ın kuzeyine yapılan hareket sonunda neler elde edilmiştir? PKK terör örgütü yurt içinden kaçmakla kendini kurtaramayacağını, Irak'a da gitse Türk silahlı kuvvetlerinin, Türk güvenlik güçlerinin kendilerini izleyeceklerini ve orada da bulup etkisiz kılacaklarını anladı. İkinci, tabii ki çok büyük lojistik tesisler kurmuştu orada. Çünkü bütün bölgenin terörist unsurlarının lojistik ikmalinin lojistik yönden desteklendiği bir bölgeydi. O bakımdan pek çok depoları vardı. Bunlar ortadan kaldırılmıştır. Yok olmuştur. Eğitim tesisleri yapmışlardır. Bu eğitim tesisleri de yine aynı şekilde yok edilmiş, etkisiz kılınmıştır. Çelik Pil Harekatı'na katılan askerler 3 Mayıs'ta Türkiye'ye döndü. Harekat boyunca Kuzey Irak'taki onlarca PKK kampını ortadan kaldırdı ya da kullanılmaz hale getirdi. Harekatın toplam maliyeti 2 trilyon 800 milyar lira oldu. Hasan Kundakçı, namı diğer Tamburalı Paşa, Kuzey Irak'a yapılan operasyon nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası ile ödüllendirildi. 1997 yılında Kor General rütbesiyle emekli oldu. 1998 seçimlerinde DYP'den milletvekili adayı olarak siyasete atılmayı denedi. Güneydoğu'da PKK'ya karşı mücadeleyi anlattı. Güneydoğu'da Unutulmayanlar isimli bir kitabı yayınlandı.